Gençler, o zaman ikinci dersimize devam ediyoruz. Dünkü dersimizde neleri öğrenmiştik? Haber kelimesinin Arapçadan geldiğini öğrenmiştik. Haber kelimesi bir olay üzerine özdeğilen bilgi anlamındaydı. Herhangi bir olay üzerine elde edilen bilgi anlamındaydı haber. Haber metni ise bu elde edilen bilgilerin gazete, dergi, televizyon ya da radyo aracılığıyla topluma duyurulması amacıyla hazırlanan yazılı metinlerden. Haber elde edilen bir olay üzerine elde edilen bilgi, haber metni de bu bilgilerin yazılı halde topluma duyurulması. Nasıl topluma duyuruluyor? Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet aracılığıyla topluma duyuruluyor. Haber kaynağını yaşamdan alır dedik. Bu kaynak, haber kaynakları üçe ayrılıyordu. Resmi haberler, özel haberler ve ajans haberleri. Daha sonra haber yazısının özelliklerini söylemiştik. Haber yazıları güncel ve önemliydi. Haberler doğru olmalıdır dedik. Haberi yazan kişi tarafsız olmalı dedik. Kolay, akıcı, sade, yalın, duru bir dil olmalı dedik. Toplumun büyük kısmını ilgilendirmeli haber yazıları. Yanlış anlaşılmalara yer verecek cümlelerden kaçınılmalı dedik. Anlatılanlar ilginç olmalı, ilgi çekici olmalı dedik. Yani bir köpeğin adamı ısırdığı haberi değil de adamın köpeği ısırdığı haberi gibi ilginç bir haber olmalı. Haberde 5N1K ilkesi olan soruların cevabı bulunmalı dedik. Bugün de sizlerle bu haberi oluşturan unsurlardan olan 5N1K'yı işleyeceğiz. 5N1K açılımlarını bilelim gençler. 5N ne demekmiş? Ne, nasıl, neden, nerede ve ne zaman? 1K bu da kim? Yani haber yazımız, biz haber yazısını okuduğumuz zaman ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman, kim sorularının cevabını alacağız. Olay ne? Nasıl oldu? Neden gerçekleşti? Nerede oldu? Ne zaman oldu? Kim tarafından? Yani haber yazısını okuduğumuz zaman bizim haber yazısına sorduğumuz bu soruların cevabını almamız gerekir. Biz bunlara da 5N1K soruları diyoruz. Tekrar ediyorum, bu 5N1K'yı bilmeniz gerekiyor. Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman ve kim? O zaman maddelerimize bakalım. Gazete haberlerinde uyulması gereken ilkeler vardır. Bir haberde bunların eksiksiz verilmesi gerekir. 5N1K kuralı olarak bilinen bu kural aslında haberde şu soruların cevabının bulunması gerektiğini ifade eder. Haberde hangi soruların cevabını bulacakmışız bakalım. Bulunması gerekiyor. Kim, ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman sorularının yanıtları haberde bulunmalı. Bakın gençler, bu kısımlar çok önemli. Kim, ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman sorularının yanıtlarını biz haberde bulmamız gerekiyor. Bakalım kimle başlıyoruz? Kim, habere konu olan olay veya durumun hangi varlık tarafından gerçekleştirildiği ya da hangi varlıkla ilgili olduğu hakkında bilgi vermeye yönelik. Kim sorusu, habere konu olay ya da durumun hangi varlık tarafından ya da hangi varlıkla ilgili olduğu hakkında bize bilgi verecek bu soru. Bakalım örneklerimize gençler. Yıldız koyuyorum buna. Ömer Halis Demir tek başına koca bir milletin kaderini değiştirdi. Bakın soralım cümleye. Tek başına koca bir milletin kaderini değiştiren kim? Değil mi? Ömer Halis Demir. O zaman bu cümleye kim sorusunu sorduğum zaman bana bunu gerçekleştiren kişinin adını veriyor mu? Evet. İkinci cümlemize bakalım. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'de tarihi bir konuşma yapan kim? Soruyorum cümleme. Cumhurbaşkanı değil mi? Yine kim sorumun cevabını cümlede buldum. Neye gelelim? Daha sonra bunların hepsini bir metin üzerinde bulacağız. Neye geldik? Habere konu olan olayın neyi, kimi etkilediğini belirten sorulardır. Olayın neyi ve kimi etkilediğini belirtecek.
Haberdeki etkilenen varlık ya da varlıklardır. Haberdeki etkilenen varlık ya da varlıklardır. Ni sorusuyla da ifade edilir. Bakalım. Yangında 10 dönüm ormanlık alan yanıp kül oldu. Yangında 10 dönümlük alan yanıp kül oldu. Yanıp kül olan ne? Soruyorum. Yanıp kül olan ne? 10 dönümlük alan. Değil mi? Yani haberden etkilenen varlık neresi? 10 dönümlük ormanlık alan. Yani biz zaten burada etkilerini öğrendik ne sorusuyla. Diğer bir cümlemize bakalım. Aralıksız yağan yağmur. Hocam ekran gitti. Efendim? Ekran gitmişti de hocam geri geldi şimdi. Şey arkadaşlarınız gelince onları kabul ediyorum o yüzden. İkisi daha geldi. Evet şimdi tekrar söylüyorum. Ne sorusunun neydi? Haberde etkilenen varlık ya da varlıkları öğreneceğiz bu soruyla biz. Aralıksız yağan yağmur. Çarşamba ilçesini sel tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Çarşamba ilçesini sel tehdidiyle karşı karşıya bırakan ne? Soruyorum cümleme. Aralıksız yağan yağmur. Değil mi? Geldik nasıl sorusuna. Habere kaynak olan olayın yapılış şekliyle ilgili bilgi vermeye yönelik. Bakın. Ben bir metne nasıl sorusunu sorduğum zaman bir haber metnine bana olayın yapılış şeklini gösterecek. Yapılış şekli hakkında bana bilgi verecek. Bakıyoruz cümlelerimize. Ünlü sanatçı geçen ay Marmaris'te aile arasında yapılan küçük bir törenle gizlice evlenmiş. Evlenmiş değil mi? Kim evlenmiş? Bakın kim sorusunun cevabı da var. Kim evlenmiş? Ünlü sanatçı. Nasıl evlenmiş? Aile arasında yapılan küçük törenle gizlice evlenmiş. Bakın bana olayın nasıl yapıldığını söyledi değil mi? Nasıl sorusu? Aile arasında küçük törenle gizlice yapılmış. Türk ordusu gücünü büyük bir tatbikat yaparak tüm dünyaya gösterecek. Nasıl gösterecek? Ya da önce kim sorusunu soralım. Gösterecek değil mi? Kim gösterecek? Türk ordusu. Neyi gösterecek? Gücünü. Ne gösterecek? Gücünü. Nasıl gösterecek? Bakın nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl gösterecek? Büyük bir tatbikat yaparak gösterecek değil mi? Büyük bir tatbikat yaparak gösterecek. Şu kısmını almıyoruz. Büyük bir tatbikat yaparak gösterecek. Bana ne dedik? Habere sorduğumuz nasıl sorusu bize olayın yapılış şekliyle ilgili bilgi verecek. Olayın yapılış şekliyle ilgili. Türk ordusu da gücünü büyük bir tatbikat yaparak tüm dünyaya gösterecekmiş. Nasıl gösterecek diye sorduk. Büyük bir tatbikat yaparak. Yani bana olayın yapılış şekli hakkında nasıl sorusunu sorduğumda cümle bu cevabı veriyor. Geldik. Neden? Niçin? Habere, burası yanlış olmuş gençler, baştaki H harfi. Habere konu olan olay veya durumun hangi sebeple yapıldığını bulmaya yönelik. Habere konu olan olay ya da durumun hangi sebeple yapıldığını bize bulmamızı sağlayacak. Hangi sebeple? Bakalım. Sıcaklar mevsim normallerinin üstünde seyrettiği için balık fiyatları düşmüyor. Soralım, balık fiyatları neden düşmüyor? Niçin düşmüyor? Çünkü sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrettiği için düşmüyor. Yani bize ne demiştik? Olayın ya da durumun hangi sebeple olduğunu bildirecek, değil mi? Balık fiyatlarının düşmemesinin sebebi neymiş? Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrettiğinden dolayı düşmüyor. Bakın,
neden, niçin sorusu bana olayın veya durumun hangi sebeple yapıldığını bildirecek. İkinci cümlemize tekrar bakalım. Cinayet alacak verecek meselesi yüzünden işlenmiş. Cinayet alacak verecek meselesi yüzünden işlenmiş. Soruyorum. Cinayet neden işlenmiş? Cinayet neden işlenmiş? Alacak verecek meselesi yüzünden. Yani bu sebepten işlenmiş. Neden sorusu bana hangi sebepten yapıldığını gösterecek demiştik. Cinayet alacak verecek. Cinayet alacak verecek meselesi yüzünden işlenmiş diyoruz. Geldik nerede sorusuna. Habere konu olan yerle ilgili bilgi vermeye yönelik. Habere konu olan yeri söyleyecek bize. Nerede sorusu da. Habere konu olan yeri söyleyecek bize. Cümlelerimize bakalım. Savaş sebebiyle vatanlarını terk eden aileler komşu ülkelerde yaşıyor. Soralım. Vatanlarını terk eden aileler nerede yaşıyor? Nerede yaşıyormuş aileler? Komşu ülkelerde. Zaten D'da bize nerede olduğunu gösteren bir ek. Bulunma hali. Filmin çekimleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştiriliyor. Filmin çekimleri nerede gerçekleştiriliyor? Soruyorum cümleme. Bana bir yer söyleyecek, yerle ilgili bilgi verecek. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde. Bakın nerede olduğunu, filmin çekimlerinin nerede olduğunu söyledi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde. Ne zaman sorusuna geliyoruz. Ne zaman habere konu olan olay veya durumun zamanı ile ilgili bilgi vermeye yönelik. Zaten ne zamandan anlayacaksınız. Size zamanla ilgili bilgi verecek bu sorun. Kudüs ile ilgili oylama Birleşmiş Milletler'de 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Ne zaman gerçekleştirilecekmiş? Bakın zaman verecek bize. Ne zaman sorusunu soruyorum. 21 Aralık'ta. Nerede diye sorsaydım? Birleşmiş Milletler'de. Değil mi? Yerle ilgili bana bilgi verdi. Zaten bu da eki size yerle ilgili bir ipucu bulmanız açısından. Polisin verdiği bilgiye göre olay dün 23.30 sularında gerçekleşmiş. Olay ne zaman gerçekleşmiş soruyorum. Olay ne zaman gerçekleşmiş? Zaman bulmam lazım. Dün 23.30 sularında, değil mi? Bana olayın zamanını söylüyor. Olay dün 23.30 sularında gerçekleşmiş. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Şimdi gençler, ne demiştik? 5N1K. Bu neydi? Haberi oluşturan unsurlardı. Şimdi soruyorum sizlere. 5N1K dedik. 5N neydi? Kim söyleyecek? Hocam ben söyleyebilir miyim? Evet. Hocam ne, nasıl, neden, evet. Ne zaman, nerede? Evet, doğru. Nasıl? Neden? Nerede? Bir de gelmedi ama. K neydi? Bir K. Kim? Kim hocam? Evet, kim? Şimdi gençler, bu örnek parçayı okuyacağız, tamam mı? Bu soruların cevaplarını bulacağız hep beraber. O zaman ben okuyorum. Sizler de takip edin. İzmir'de dev köpek balığı yakalandı. İzmir'de balıkçı ağlarına takılan cam göz cinsi köpek balığı sergilendiği balıkçıda vatandaşların ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz pazar günü Çeşme açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına davetsiz misafir takıldı. Ağları dolandığı için kurtulamayıp balıkçıların tekneye çektiği cam göz cinsi kısa kuyruk köpek balığını mevcuttan sergilemeye başladı.
boyu yaklaşık 3 metreyi bulan 350 kilo ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Ülkemizdeki denizlerde çok nadir görüldüğünden köpek balığıyla yakından ilgilenen vatandaşlar derisine dokunarak cinslerini inceledi. Köpek balığını boyunca 3 yol semtindeki iş yerinin önünde sergileyeceğini söyleyen Yüksel İnce, insanların en merak ettiği türlerden birisi olan köpek balığını inceleme fırsatı vermesini sergiledik. İkinci günün sonunda balığı kaldırarak otellere satacağız. Örnek farkına okudum. Metni bir kuralına göre değerlendiriyoruz. Olay ne? Haberi kodanlar... Cam göz cinsi köpek balığı. Ne? Cam göz cins köpek balığı mı hocam? Ne? Neden konu oluyor? Yakalanıyor değil mi? Evet. O zaman ne konumuzun cevabı? Yani habere konu olan olay ne diye metni sorduğunda diyeceğim ki dev köpek balığı ya da cam göz cinsi köpek balığının yakalandığı. Peki. Olay ne olmuş? Hocam sesiniz gelmiyor. Olay nasıl olmuş peki? Olay nasıl olmuş? Ağlara dolandığı için mi hocam? Ağlara dolandığı için mi? Evet, balıkçıların ağlarına dolandığı için. Evet. Peki, olay neden meydana gelmiş? Nasıl? Balıkçılar avlanmaya çıktıkları için değil mi? Evet. Balıkçıların avlanmasından dolayı olay meydana geliyor. Eğer balıkçılar avlanmaya çıkmasaydı böyle bir olay gerçekleşmeyecekti. Peki. Olay ne zaman gerçekleşmiş? Geçtiğimiz pazar günü hocam. Pazar günü evet. Geçtiğimiz pazar. Peki, burada yok. Nerede gerçekleşmiş? İzmir'de. Çeşme. İzmir'de nerede? Çeşme. Evet, Çeşme'de. Çeşme açıklarında. Peki. Olayı gerçekleşmesine sebep olan kim? Balıkçı. Balıkçılar. Evet. O zaman 5N1K kuralını anlamışız. Aferin. Ama unutmamak açısından bu 5N1K açılımını ezberleyin gençler. Her zaman karşınıza çıkabilir. Şimdi devam ediyorum. Haberde odak noktasının belirlenmesi. Haberde odak noktasının belirlenmesi dedik. Bir haber metninin başarısı onun okunabilirliğine bağlıdır. Haber metni ne kadar ilgi çekiciyse ona paralel bir okuyucu kitlesine ulaşacaktır. Bakın önemli. Ne diyoruz? Haber metni ilgi çekici olmalı diyoruz. Ne kadar ilgi çekici? Heh, kim var? Bilmem. O kadar. Hala. Kapı kapat. Ulaşacakmış. Ne kadar çok ilgi çekiciyse o kadar çok okuyucu kitlesine ulaşacak. O yüzden diyoruz ki haber metni ilgi çekici olmalı. Haberin odak noktası okur kitlesinin sosyal, kültürel, ekonomik vesaire durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Buradan da şunu anlıyoruz gençler. Haber okur kitlesine göre değişkenlik gösterecek. Okur kitlesinin sosyal, kültürel ve ekonomik durumuna göre haber metni değişkenlik gösterir. Örneğin ormanlık bir arazide yapılması planlanan bir nükleer santral haberi, işsizliğin çok olduğu bir toplumda ve yörede binlerce gence iş imkanı başlığı ile verildiğinde ilgi çeker. Oysa çevre duyarlılığı gelişmiş, doğa bilinci yüksek bir toplum veya yörede aynı haber tabiat yok alacak başlığıyla verildiğinde ses getirebilir. Yani biz bu örnekten de anlıyoruz ki, haberin odak noktası okur kitlesinin sosyal, kültürel ve ekonomik durumuna göre değişkenlik gösteriliyor. Bu nükleer santral haberi daha işsiz olan kesimde binlerce gence iş imkanı başlığıyla verildiğinde ilgi çekecek. Ama çevre duyarlılığı gelişmiş, doğa bilinci yüksek bir toplumda ise tabiat yok olacak başlığıyla verildiğinde ses getirebiliyor. O yüzden haber metni okur kitlesine göre değişkenlik gösterebilir diyoruz. Haberin devamındaki temel bilgiler nerede,
ne zaman, nasıl, niçin, nesnel ve sabit olmakla birlikte olayın ne olduğu ve kimleri etkileyeceği muhabirin belirlediği odak noktasına göre değişkenlik gösterebilir. Yine haberi okuyucuya ulaştıran radyo, televizyon, gazete vesaire unsurun bakış açısı da haberi şekillendirir. Bakın, radyo, televizyon, gazetede haberi şekillendiriyor değil mi? Okuyucuya ulaştıran haberi. Hangi tarafı tutuyorsa ona göre şekillendirebilir. Örneğin Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 4-0 yenmesi, Fenerbahçe yanlısı bir muhabir veya gazete taraftarından zafer olarak takdim edilebilecekken, Galatasaray taraftarı bir yayın organında bu hezimet olarak, yani ağır yenilgi olarak sunulacaktır. Yani radyo, televizyon ve gazetenin yanlı olduğuna göre de haber bize farklı şekilde ulaştırılabilir. Geldik gazete, televizyon ve internet haberciliğine. Gazetede, televizyonda ve internette kitle iletişim araçları bünyesinde yer alır. Çünkü bunlar kitlelere uygun iletişim araçlarını sağlayacak. Yani bize bunları iletişimimizi sağlamamız için var. Bununla birlikte bunların haberi sunma biçimi, hızı, hedef kitleleri vesaire açısından farklı özellikler sergiler. Gazete, televizyon, internet kitle iletişim araçlarından ama bunların haberi sunma biçimi, hızı, hedef kitleleri farklı. Mesela en hızlı olan ne? Televizyon ve internet değil mi? İnternet tabii daha hızlı. Anında haberleri öğrenebiliyoruz. Ama gazetede öyle değil. Gazetedeki haberin, gazetede okuduğumuz haber bize bir günün öncesini söylüyor. Bir günün öncesi. Ama televizyon ve internette ki haberleri günü gününe okuyoruz gençler. Geleneksel gazetecilikte ve internet gazeteciliğinde okuma eylemi öne çıkar. Yani her iki ortamda da hazırlanan yazılar gazete okuru ya da internet kullanıcısı tarafından okunur. Ancak gazete okuru satın aldığı gazeteyi okumakla yetinir. Kendisine verilen bilgiyi olduğu gibi kabul eder. İnternette ise interaktif bir yayıncılık anlayışı söz konusudur ve kullanıcı okuduğu haberle ilgili duygu düşüncelerini dile getirebilir. Yorumda bulunabilir. Tek taraflı bir iletişim söz konusu değildir. Birinci ve ikinci madde bizim için önemli. Ne dedik? Gazete, televizyon ve internet kitle iletişim araçlarından bunları haberi sunma biçimi, hızı ve hedefi farklı dedik. Gazeteleri de sadece okumakla yetinebiliyoruz. Verilen bilgiyi olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama internette öyle değil. Haberi okuduktan sonra duygu ve düşüncelerimizi de yorum atarak dile getirebiliyoruz. İnternet gazeteciliği ile geleneksel gazetecilik arasında büyük farklardan biri de hız. Bakın, internet gazeteciliği ve geleneksel, yani bakkaldan marketten aldığımız gazete arasındaki en büyük fark ne dedik? Hız. Burası önemli. En büyük fark hız. İnternet ortamında bilgiyi daha çok kişiye daha kısa zamanda ulaştırabiliriz. Gazeteden haber takip edebilmek, okur yazar olmakla mümkün olabiliyorken internet haberciliği için iletişim altyapısı ve internet kullanma becerisi gereklidir. İnternetteki haberi bazen videolarda da izleyebiliriz. Yani sesle, videoyla, görüntüyle destekleniyor. Ama gazetede de sadece okumamız gerekiyor. Televizyon ise hitap ettiği kitle iletişim araçlarından açısından, en geniş iletişim organıdır. Televizyon haberciliğinin muhatap olmak için özel bir çabaya gerek yoktur. Gazete bir gün öncesinin haberini sunarken internet ve televizyon anlık haber sunar. Olayları sıcağına sıcağına internet ve televizyondan izlemek mümkünken gazetelerde çoğunlukla daha ayrıntılı içerik ve köşe yazıları bulunmaktadır. Meydana gelen bir olayı yaşandığı anda ve yaşandığı yerde aktarabilme özelliğine sahip televizyona karşın gazetede aynı haber farklı yorum ve fotoğraflarla okunabilir. Ve aynı zamanda bir gün sonrasında öğreniyoruz gazetede. Gazetede internet ve televizyona oranla zaman, yer baskısı daha az olduğu için
daha resmi dil kullanılması söz konusu. Yazı dili daha uzun anlatımlar ve ifadeler gerektirdiği için konuşma diliyle arasındaki en temel farklılığın bu olduğunu söylemek mümkündür. Gazeteler daha resmi. Ayrıca televizyon ve internet haberlerinde haberin anlatılırmış gibi izleyici ve dinleyiciye aktarılması gazetede kullanılan yazı dili ilgili yazı diliyle mümkün olmamaktadır. Olamaz. Gazetelerin dili daha resmi olmak zorunda gençler. Gazete ve internet gazeteciliği arasındaki fark ne dedik geleneksel ve gazete ve internet gazetesi? Geleneksel gazeteyi aldığımız zaman sadece okuyoruz. Oradaki bilgileri o şekilde kabul edebiliyoruz. Ama internet gazeteciliğinde buna yorumlar da yapabiliyoruz. Duygu düşüncelerimizi aktarabiliyoruz. O yüzden daha aktif. Televizyon ve internet bizim olaya, habere sıcağı sıcağına daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Ama gazetede olayı ve haberi bir gün sonra okuyoruz. Televizyon ve internette daha hızlı günü gününe sıcağı sıcağına okuyoruz diyoruz. Anlamadığınız bir şey var mı gençler? Yok hocam. Tamam. Yarın YouTube'a video yükleyeceğim. Haber yazma tekniklerini de onu oradan izlersiniz. Tamam hocam. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Siz de hocam. Siz de hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.